Koronavirüsle ilgili haberler konusunda az çok neler düşündüğünüzü tahmin etmek güç değil ama bu haberi lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü hijyenin ne kadar önemli olduğu ortada. Bir kez daha ortaya çıktı anlatacağım bilgiyle. Ürkütücü bir uyarı niteliğinde bilgi. Virüs eşya ve yüzeyler üzerinde tam 28 gün, tekrar ediyorum, tam 28 gün canlı kalabiliyor. Bu araştırma yepyeni bir araştırma ve bulaşıcılık özelliğini de yitirmiyor. That are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Sizce koronavirüs bir eşya üzerinde en fazla ne kadar süre yaşayabilir? 14 gün. Bir hafta 10 bir ay. 24 saat. Yani çok uzun süre yaşamaz diyebiliyorum eşya üzerinde. 3-4 saat. Bu soruya cevap Avustralya'da yapılan bir araştırmayla bulundu. Sonuç ürkütücü. Araştırmaya göre koronavirüs eşyalar üzerinde uzun süre canlı kalabiliyor. Üstelik öyle birkaç saat değil, yaklaşık 28 gün boyunca koronavirüs en çok da kağıt para, metal para, cam eşya ve çelik eşyalar üzerinde canlı kalıp bulaşabiliyor. Şaka yapıyorsunuz. 28 gün. O zaman işimiz zor bizim. Yapılan araştırma bunu söylüyor. O zaman biz yandık. Mesela kapı kolları, mesela elektrik düğmeleri, mesela bilgisayar, asansörler. Yani yoğun olan, temasın yoğun olduğu yerlerde mutlaka. Mesela elinizde tesbih görüyorum. Olabilir. Mesela olabilir. Bu tesbihte fazlasıyla koronavirüs olabilir ve 28 gün yaşayabilir. Ama önlemini alıyoruz. En riskli görülen eşya ise elimizden hiç düşürmediğimiz telefonlarımız. Sürekli tezahür yapıyor, dezenfekte ediyoruz ama bilmiyordum hiç. Siz dezenfekte ediyor musunuz? Tabii ki de, her zaman. Nasıl dezenfekte ediyorsunuz? Gösteriyorum. Ekranı siliyorum şöyle bir güzelce. Üstüm temiz olduğu için sonra da böyle cila. Ne olursa olsun yani ister bir gün yaşasın ortamda ister bir ay yaşasın ortamda. Ama bizim temel şeyimiz değişmemeli. El yıkama. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Her gün elimizi yüzümüzü kontrol ediyoruz. Dezenfekte ediyoruz kendimizi.